neredelerse Türkiye'ye kadar yol boyunca direksiyon sallamak da istemiyorlar. İşte onun için şimdi yeni bir çözüm var. Arabalı tren. Arabalarını trene yüklüyorlar. Burada Türkiye'ye geldiklerinde trenden indiriyorlar ve Türkiye'de arabalarını kullanıyorlar. Bu arabalı tren işi bayağı ilgi görmüş durumda. Vagonlarında otomobillere de yer var. Uzun yolu araç sürerek geçirmek istemeyen gurbetçilerin tercihi otokuşet treni Edirne Garı'na ulaştı. Efendim bu benim üçüncü sefer trenden gelmem. Sebebi yollarda o rezillik yani diyelim artık sıkıntı çekilmiyor. Yani hani derler ya ben rezil olacağım ama param rezil olsun dedim. 300-500 neyse fazla verdik tren yolculuğunu herkese tavsiye ediyorum yani. Avusturya'nın Vilah kentinden hareket eden tren Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden geliyor. Yaklaşık 1400 kilometrelik mesafe kat ediliyor. Uzun saatler süren sıla yolculuğunu araçları başında yorularak geçirmek istemeyen Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları vagonlara araçlarını yükledikten sonra Türkiye'ye rahat ve konforlu bir yolculuk yapıyor. Trene gurbetçilerin ilgisi yoğun, özellikle yaşlıların. Evvelden kontağı çevirdik mi bir gün gidebiliyorduk, şimdi gidemiyoruz. Şimdi 400 veya 500 kilometre gidince mecbur duruyoruz çünkü yaşlandık. Araba ne kadar yiğit olursa olsun fark etmiyor. Dinlenmeye ihtiyacı hissediyoruz. Çok rahat bizim için, yaşlılar için, 70'in üstünde olanlar için çok rahat. O sebeple. Hem de aracınızı da getirebiliyorsunuz. Tabii ya, aracımızı hepsini yapabiliyor. Gurbetçiler gümrükteki işlemlerinin ardından araçlarına binerek Edirne'den memleketlerine doğru yola koyuluyor. Bu akşamımızda bu kadar. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Nasipse yarın akşam yeniden burada olacağız. Türkiye ve dünya gündemini ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi hoşça kalın efendim. Sevgiyle.